Selam dostlar, hepinize merhabalar. Değil mi? Merhaba. Evet, yine küçük dostlarla karşılaştık parkta. Bizi görür görmez geldi Şaban ve Ahmet. Arkadaki de oğlum Orhun. El salla Orhun. Şimdi Legolas'ı Chelsea ile çiftleştirmek için çiftliğe geri götürdüm. Biliyorsunuz hep evde Legolas duruyor. Neron'u getirdim. Neron çiftlikte çok iyi ama dışarıda çok fazla abisinden bu kerataya sıra gelmedi. Biraz bunu dışarıda sosyalleştirelim diyorum. Biraz fazla sert. Hem çocuklara alışsın hem dışarıya alışsın. Şimdi tedirgin oluyor. Kameradan bile tedirgin oldu. Çünkü dışarıya çok fazla alışkın değil. Saç ağzıma girdi. Çekmeden yürüme videosunda Neron'la yapmıştık. Oo bak Murat'a şimdi tedirgin oldu Murat'tan. Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Sadece tutuyor. Ya saldırmayacak. Sana merak ediyor. Saldırttırayım mı Murat sana? Evet kameramı da yedirttim falan. Kameramı da yedirttim. Öyle bir çıkardık hem çocuklara falan alışsın diye. Neron için biraz daha sosyalleşmesi gerekiyor. Sadece köpeklerle olunca olmuyor. Hayatın içerisinde de köpeği dahil etmek lazım, sokmak lazım. Her şey bir eğitim. Eğitim köpek alındığı andan itibaren başlıyor. Sadece otur, yat, kalk bunlar değil eğitim. Köpeğin diğer hayvanlara alışması, diğer insanlara alışması, çocuklara alışması. Bunlar da köpeğin eğitimi. Esas önemli olan zaten işin sosyalizasyon kısmı. Kendi köpeklerimize sosyal. Başka köpeklere karşı, yabancı köpeklere karşı biraz agresif tavırları var. Neron da 18 aylık oldu. 18 aylık güzel bir erkek. İşte abisinden anca fırsat geldi. Evet gelin bakalım siz korkuyorsunuz mu köpekten? Hanginiz daha çok korkuyor? Ha? Ahmet bir Şaban mı? Ben bundan hiç korkmuyorum. Ahmet gel. Alexa beni kokladı. Ha? Ben hiç onu sevmedim. Alexa'dan korkmuyorum. Bundan korkuyor musun sen şimdi? Evet. Ha? Niye? Evet. Bundan niye korkuyorsun? Abi ben bundan çok korktum. Neden? Çok tatlı. Neden? Beyaz diye mi bu? Beyaz diye mi korkuyor? Hayır öyle değil. O çok saldırgan gözüküyor. Hangisi? Şu. Bu mu? Rengi... Saldırgan mı gözüküyor? Gel bir sev bakalım saldırgan mı değil mi? Gel. Gel korkma. Yani sosyal değil ya. Gel bundan... gel. Gel bakalım. Gel biraz alışsın gel. Abi, gel yanıma. Alexa bana alıştı herhalde. Ha sev bakalım böyle. Gel. Aferin. Ha, korkmadan sev. Korkmadan. Sev böyle. Sev. Aferin. Aferin. Ha, o da seni kokluyor. Merak ediyor. Tamam. Elini öyle yap. Alttan. Tamam. Böyle alttan. Bu taraftan. Böyle. Tedirgin olmadan. Bir seferde seveceksin köpeği. Tamam. Elini böyle yapınca köpek de merak ediyor bu ne yapıyor diye. Tamam. Bir seferde dokunacaksın. Dokun arkasından. Ha, aferin. Aferin. Dokun. Sen de dokun Şaban gel. Heh, aferin. Seviyorlar değil mi? Heh. O da merak ediyor sizi. Koklamak istiyor. Öğrenmek istiyor. Ama siz korkuyorsunuz diye ben şey yapamıyorum. Fazla bırakamıyorum yanınıza. Onun sen de korkuyor mu? Yok. Hadi al kayışı. Şöyle biraz parka gidelim. Buralarda şey yapan çocuklar var. Abi ben Alexa'yı getirebilir miyim? Hadi getir. Geliyor zaten o yanımızda. Sen neyini getireceksin onu? Hı? Evet. Öyle tedirgin hareketler yapmayın. Heh. Yanımızda yürüyün. Bırakayım mı? Hayır. Ha? Korkuyor musun? Ha? Tutmak ister misin kayışını? Olur. Hadi tut bakalım. Hadi tut bakalım. Hadi dene bak. Tut sağlam tut ama. Aferin. Hah, yürü. Hah. Gel bu tarafa. Abi benim bisikletim. Gel. Senin bisikletini nereye götürelim? Ha, sen kendin götür oğlum bisikleti. Sen ben tutayım sen götür mü diyorsun bisikleti. Evet. Ama seni çeker düşürür bir şey olur. Yok ki. Ondan sonra derler çocuğu düşürttün derler. Hangisi? Devamı da ver anlaşalım. Hadi al bisikletini gel parka gidelim. Dönüşte. Evet siz çok mu korkuyorsunuz böyle büyük köpekten ha? Hayır. Ha Şaban. He. Ondan mı? Kendimiz var o yüzden. Yani. İyi ki benden duydun ha. Yoksa korkmuyor musun? Yoksa korkmam. Hadi ya. Hatta köpekler benim için tatlı. He. Hatta kendi köpeğim beni ısırdı bile. Kendi köpeğin seni ısırdı mı? Aynen babaannemle bir tane köpeğim var. Abi sen şunu tut bari. Isırdı. Bak. Bize
yok yok ya. Şu köpeği göndermeyecek, dursun. Neyse. Bakın Nexa'yı sevebiliyorum abi. Aferin sana. Rex'e güzel şey, Neron değil mi? Evet, daha bakın ayağını bile kaldırmıyor çişini yaparken. Bazen kaldırıyor, bazen kaldırmıyor. 18 aylık oldu, anca anca, yavaş yavaş. Alman çoban köpekleri biraz daha geç şey yapıyor, zihin olarak oturuyor. 3 yaşında ancak tam erkek oluyor. Daha şu anda çok genç, çocuk da. Ha, heybetli duruyor değil mi? Ama bu erkek ya, onun için öyle heybet. Bak o bisiklete alışkın değil. Ver bak, beni tartar mı bisiklet? Bisikletten korkuyor bak. Gel. Gel. Bisiklet görmedin de bak, çekiniyor bisikletten. Kaç kilosunuz? Kaç kilosunuz? 90 kiloyum ben. 90 kilo taşıdı mı? Taşıdı. İyi, kırılmadı ama yaylanıyor, bunun yayı mı var ya? Aynen. Bunu bisiklet yapalım bununla ya. Abiye bakın vallahi. Abi, al bakalım. Çekiniyor o, bisikletin ne olduğunu bilmediği için. Bisikletten çekiniyor. Bir de bisikletli yapalım ya. Bisiklete alıştırma yapalım bir de Murat. Doğru vallahi. Ya bugün insanlarla sosyalleştirirken bununla da sosyalleştirmek ister. Evet. Hadi siz oraya geçin bakalım. Şuranın içine oturun. Gel. Yok ya. He? Yok ya. Ama ben şimdi... oturmak istemiyorum. Şimdi bırakacağım, sağa sola kaçarsınız, kovalar sizi bak. Hayır, oraya hayır, oturun. Hayır. İçeri. Abi, bırakma. Buraya içeri oturun. Bir bırakalım bunu. Bu da bir hadi gezsin. Nexa'yı seviyorum. Hadi gel, abi, söz dinleyin hadi. Bırak onu, bırak. Abi git. Sakın salma onu ya. Salacağım işte, buraya oturun. Korkmayın. Otur oraya, abinin yanına oturun hadi. Oturun orada. Kaç bir yere koşturmayın, tamam mı? Hadi bakalım. La ri ra 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 ra. Evet. Aferin sana lan. Lexa da son haftasına giriyor. 10 günü falan var. Yok, 8 günü falan var. Doğurmasına. Az kaldı. Bu 2021'in yavruları gelecek. Günlük böyle çıkarıyoruz. Egzersizini yaptırıyoruz. Yürütüyoruz. Ama iyice şey oldu artık. Güğüm gibi oldu böyle. Ağırlaştı. Gel. Gel. Tırstılar mı? Ay ay. Bugün çıkmak yasak herhalde dışarıya. Fazla insan yok değil mi? Bak bak, koşmaya bak, koşmaya, oynamaya bak. Allah Allah Allah. Kuş kuş kuş. Ay. Sevince bak herifteki ya. Köpeği dışarıya alıştırırken hep böyle sakin yerleri tercih etmek lazım. Fazla insan olmayan, az insan olan, çok kalabalık olmayan, yavaş yavaş, yavaş yavaş köpeği kalabalığın içine sokmak lazım. Birden çok kalabalığın içine girince köpek afallıyor, çekiniyor. Lexa için problem yok. Lexa'yı istediğimiz yere sokarız ama Neron girdi mi? Kafa karışıklığı durumunda köpeklerde iki şey çıkıyor ortaya. Köpeğin kafası karışırsa köpek ya korkar, siner ya da saldırır. Bunun haricinde başka bir şey çıkmaz. Yani conflict, kafa karışıklığı diyorlar buna. Bir hayvan
çok sinerse, çok korkarsa yine saldırır. Yani bu nedenle köpekleri böyle korkularıyla hafif hafif yüzleştirmek lazım. İşte dışarı çıkmaktan çekiniyor. Köpeğimi nasıl dışarı çıkarabilirim? Köpeğini yavaş yavaş çıkaracaksın. Sakin yerlere götüreceksin. Az insan olan yerlere götüreceksin. Yavaş yavaş çıkar. Arabadan korkuyor, ne yapabilir? Az araba olan yerlere gideceksin. Neden korkuyor? Az motosiklet geçen yere gideceksin. Uzaktan geçireceksin. Alıştıracaksın ve sen olayı normalleştireceksin. Olayı normalleştirirsen olur. Evet, köpeklerimiz bakın ot yiyor. Köpekler niye ot yiyor arkadaşlar biliyor musunuz? İşin doğrusunu söylemek gerekirse ot yemeyi seviyorlar. Başka hiçbir şeyi yok. Ya karnı ağrıyınca yiyor, yok başı ağrıyınca yiyor, yok kıçı ağrıyınca yiyor. Alakası yok. Köpekler böyle taze otları, otların filizlerini yemeyi seviyorlar. Neden olduğunu kimse tam olarak bence bilmiyor. Çünkü hiçbirimiz köpeğin kafasının içine girip neden ot yediğini anlayamıyoruz. Başı ağrıyınca yemiyorlar. Ona eminim çünkü taze otları, özellikle yağmur yağdıktan sonra ertesi gün çıkan otları yemeyi çok seviyorlar. Gel, Nexa. Evet, böyle gezme, tozma videoları isteyenler çok oluyor. Yapacağız yine ırk videoları, bully videosu yapacağız tekrar, pitbull videosu yapacağız. Eğitim videolarına da devam edeceğiz. Ama bu ara böyle işte kendi köpeklerimizle park bahçe gezmeleri videoları yapıyoruz. İzleniyor, ben de şaşırıyorum. Daha çok izleniyor. Enteresandır. Seviyor insanlar köpeklerle nasıl geziyoruz, nasıl dolaşıyoruz. Çünkü seviyorlar diye yapıyoruz. Ama yine kendi tarzımızda videolar çekmeye de devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone de olun. Yani olursanız güzel olur bizim için. Nero'nun böyle şeyleri var. Leri var. Bu aynı babası Asko gibi böyle. Ciddi durum. Oy oy oy. Çok güzel, çok iyi. Çok tatlı. Biraz sert işte. Böyle alıştırmak lazım. Değil mi lan? Nero'nun sosyalleşmesi. Videonun adını da böyle yapalım. Nero'nun sosyalleşmesi. Evet arkadaşlar. Kapatıyorum videoyu. Gel bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Köpeksiz kalmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.